Bali nasıl gezilir? Nereleri görülmeli? Bali'de ne yapılır? Bütün bu soruların cevapları birazdan bu videoda. Ubud'da muhteşem bir günden hepinize selamlar. Şu anda Ubud'da kaldığım villadayım. Buradan size Bali tatili nasıl planlanır, Bali'de nereler görünmeli, fiyatlar ne kadardır bunlardan bahsediyorum. Bali tatili nasıl planlanır, Bali'de kaç gün kalınmalı ve nereler görünmeli? Bali'de görülmesi gereken ana yerler Bali Adası, Nusa Penida ve Gili Adaları diye sıralayabiliriz. Nusa Penida'ya 2 gün ayırabilirsiniz. Bunun sebebi de tabii ki sabah erken bazı yerler daha muhteşem oluyor. Oraya kimse yokken gidebilmek çok daha keyifli. Rumah Pahon Treehouse. Nusa Penida adasında ağaç evin olduğu yerdeyim. Sabah saat 4.30'da kalktım buraya gelmek için. Şöyle göstermek istiyorum arkamdaki manzarayı size. Güneşin şurada doğuşu gerçekten olağanüstü bir manzara. Ağaç evde kalan insanlar var. Airbnb'den bakabilirsiniz. Rumah Pahon Treehouse olarak geçiyor adı. Gecelik 30 dolar ya da 33 dolar. Ben Airbnb'den baktım sadece, yani kalmak için değil, sadece baktım nedir ne değildir diye. Önümüzdeki 3 ay boyunca her gün dolu, her gün rezerve edilmiş. Oldukça popüler bir yer. Nusa Penida adasında görülecek çok fazla yer var. Ama ada her ne kadar turistik gibi gözükse de yolların kalitesi de çok kötü. Mesela Nusa Penida'nın kuzey bölümünde, yani Toyapake bölümü. Geldiğiniz tekneyle Nusa Penida'ya yanaştığınız o bölgelerde yollar biraz daha iyi. Ama mesela Kelinking Beach, o meşhur dinozor ağzının olduğu sahile giderken inanılmaz kötü yollar var. Yani patates tarlası demek iltifat etmek olur o yollara. Tamamen mıcır, yol bozuk, kenarı falan yok yolun, kopuk. Yani önümde Endonezyalı adam, önümde Balili adam düştü motosikletten. Adam güle güle kaldırdı motosikleti, devam etti yoluna yani. Sanki hayatın normal bir parçası gibi onlar için. Bu yolun bu kadar bozuk oluşu. Kelinking Beach, dinozor ağzıyla meşhur olan yer. Arkadaki kuyruğu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz insanlar kayanın üzerindeki yoldan patikadan aşağıya doğru iniyor. Biraz burada gidiyor. Where are you going? Adam atlıyor beyler. Adam atlıyor, adam kafayı sürmüş. Şuraya bakar mısınız? Diamond Beach. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir manzara var burada. Sahil böyle. Birazdan beni uzun bir patika bekliyor. Daha sonra da bunun arkasında bulunan Atuf Beach'e doğru yola çıkmış olacağım. Görmüş olduğunuz gibi insanlar sıra halinde bekliyor burada fotoğraf çekmek için merdivende. Yani o Instagram'da görülen fotoğraflardaki gibi bir kişi veya iki kişi tarafından görülen yer değil. Oldukça turistik, sırada 50 kişinin beklediği yerler. Biz sabah çok erken saatte geldik. O yüzden sırada kimse yoktu. Bali hep böyle sakin, işte huzur bulunan bir yer diye gösteriliyor şu anda bize. Sosyal medyada da, başka mecralarda da giden insanlar için de. Çünkü insanlar buraya sürekli balayına gidiyor, lüks tatil için geliyor. Kafa dinlemeye geliyor. Ama aslında böyle değil. Şehre çıktığınız zaman, yollarına gittiğiniz zaman inanılmaz bir trafik var. Buna kendinizi hazırlayın. Şu anda Tegalalang pirinç tarlasındayım. Bali'de Ubud'da kalmayı Seminyak ve Canggu bölgelerine göre daha uygun buldum. Bunun sebebi de Seminyak, Canggu, Kuta gibi bölgeler aşırı kalabalık ve görmek istediğim yerlerden uzakta. Bali adası çok büyük bir ada. Haritadan ne kadar küçük gibi gözükse de eğer motosikletle veya skuterle ulaşım sağlamak istiyorsanız ulaşım uzun zaman alabiliyor. Benim görmek istediğim birkaç tane şelale vardı. Aling Aling şelalesi bunlardan bir tanesi. Bu bölgede toplam 5 tane şelale var. Geriye kalan 3 tanesinden atlamaya gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Go!
Sacred Monkey Forest adı verilen yer değil. Şöyle etrafta sağlı sollu maymunlar takılıyorlar. Biz de burada bunları ziyarete geldik de saat biraz geç olduğu için şu anda içeriye girmeyeceğim. Bunların aslında içeride çok büyük bir parkı var. İçeriye girmenize gerek var mı bilmiyorum. Yarın belki tekrar bakarım. Ama şöyle etrafta sağlı sollu görebiliyorsunuz zaten. Burası daha dışarısı henüz. Etrafta yürüyorum şu anda. Hayvan bakıyor, takılıyor. Ubud'dan herkese iyi günler. Şu anda Leke Leke Şelalesi'ne giden yoldayım. Sabah saat 6 civarında kalktım Ubud'da kaldığım yerden buraya ulaşabilmek için. Buraya yaklaşık 45 dakikalık bir scooter yolculuğu ile geldim. Buraya ulaşmak için turlar düzenleniyor. Yani Bali Adası'nın bu bölgesine. Bu bölgesi çünkü görülmesi gereken yerlerin başlangıcı. Bir hat üzerinde, bir yol üzerinde birkaç tane şelale, tapınak ve görülmesi gereken yer var. Adanın bu bölgesine tur şirketiyle gitmek istiyorsanız sadece taksi servisi için 700 Endonezya rupisi gibi bir para istiyorlar. Yani yaklaşık 50 dolar yapıyor. Bu biraz fahiş bir fiyat olarak geldi bana, 50 dolar şelale görmek için. Yani kendiniz de ulaşabilirsiniz buraya. Ben scooterla geldim, 45 dakikalık bir yolculuk sonunda. Bugün ilk durağımız Leke Leke Şelalesi. Say what you want, say what you want, say what you want, say what you want. Ulun Danu Beratan Tapınağı'ndan herkese selamlar. Burası Endonezya'nın en ünlü tapınaklarından birisi. Özellikle Bali'ye gelirseniz burayı mutlaka ziyaret edin. Bu kafamdaki geleneksel Bali erkeklerinin giydiği bir başlık. Bunu giymek zorundasınız tapınakları ziyaret etmek için. Aynı zamanda altında da şöyle görmüş olduğunuz gibi sarong var. Burayı ziyaret etmenin fiyatı kişi başı 50 Endonezya rupisi, yani 3,5 dolar. Bali'de görülmesi gereken yerlerden biri ama tabii ki çok kalabalık, çok turistik bir yer. Arkamda görmüş olduğunuz şelale Dumana Şelalesi. Ubud'dan yaklaşık yarım saatlik bir mesafede buranın Instagram duraklarından birisi. Tirtha Empul Tapınağı'ndayım. Burası Hinduların gelip su ile yıkanıp günahlarından arındıklarına inandıkları bir yer. Şu ritüeli yapmak için bunlardan satın almanız gerekiyor. Bunlar Hindu offering'i olarak, sunum olarak gösteriliyor. Bunları bu şekilde yapıyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz şekilde insanlar akan suyun altını başına sokarak günahlarından arındıklarına inanıyorlar. Burası insanların ruhlarının temizlenmesi ve iç huzura kavuşması için şu ritüeli gerçekleştirdiği bir yer. Burada görmüş olduğunuz her bir çeşmenin bir anlamı var. Mesela bir tanesi, insanlar kabus gördükten sonra geliyorlarmış. 13 tane akarsu var, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Son 2 tanesinde yıkanılmıyor. Çünkü Bali Hinduizmi inancına göre son 2 tanesi sadece insanlar öldükten sonra mezarlarına götürmek için kullanılıyor. Şu anda çok fazla kalabalık değil. Etrafındaki çoğu insan şu anda turist. Dolunay olduğu zaman şurada arkamda yüzlerce insan sıra oluşturuyormuş. İnsanların dolunay ve yeni ay olduğu zamanlarda günahlarından arındığına inanıyorlar. Burada gelip bu ritüeli gerçekleştirdiklerinde. Gerçekten çok ilginç. Bunu da görmüş olduk.
Luwak kahvesinin tadına bakmak için şu arkamda görmüş olduğunuz kahve dükkanına geldim. Birazdan Luwak kahvesi nedir ne değildir size anlatacağım. Hep beraber Luwak kahvesinin tadına bakacağız. And if that's gonna be the coffee. Exactly. Burası kahvelerin ekildiği ve yetiştiği yer. This one. So we make tea here, you know. Şurada elimde görmüş olduğunuz zerdeçal kökü ve zerdeçalın kendisi aslında. Burada aynı zamanda zerdeçaldan da çay yapılıyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz hayvanlar burada Luwak diyorlar bu hayvanlara. Kahve meyvesi yiyorlar. Çekirdeğini sindiremiyorlar. Ve sindiremedikleri kahve çekirdekleri onların midesindeki enzimlerle yumuşuyor. Ve bu da kahvenin acılığını, o sert tadını alıyor. Geriye dışkıladıklarında ise kahve çekirdekleri kalıyor. Temizleniyor, öğütülüp kahve yapımı için kullanılıyor. Tabii ki bunların kafeste tutuluyor olması üzücü ama en azından yemeği, suyu ve yani yaşam ortamı kesinlikle sağlanıyor. Etrafta gezinenlerini de gördüm. Bunlar sürekli uyuyan ve dinlenen hayvanlarmış. Endonezya'nın tamamında bu kedilerden bulunuyormuş ama kahve yapımı için sadece Bali adasında kullanılıyor. Luwak kedisinin yediği ve sindiremediği kahve bu. Bu meyveyi yiyor ama sadece şu dışında görmüş olduğunuz meyveli kısmını yiyor ve çekirdeğini çıkartıyor. Bu da Luwak kedisinin boku. Kedi bunu sindiremiyor. Çekirdeklerini, kahve çekirdeklerini de şu şekilde boklar halinde çıkartıyor. Daha sonra kahve çekirdekleri yıkanıyor. Şu yıkanmış ve zarından çıkartılmış kahve çekirdeği. 2 hafta boyunca sıcak suyla yıkıyorlarmış bunu tamamen temiz hale getirmek için. Şu da kahve çekirdeğinin zarı. Bu zarı çıkartıp bundan da kahve elde ediyorlarmış. This is the Luwak coffee and this is the normal coffee. Luwak kedisinin, yani mis kedisinin midesinde fermentasyon olduğu için Luwak kahvesi çok daha yumuşak ve kafeini daha az. Bu karanfil, bu karabiber, bu beyaz biber, bu kimyon, bu da kardamom. Bunu chicken curry gibi yemeklerinde kullanıyor Baliler. 45 dakika boyunca şu ateşte, odun ateşinde kavruluyor kahveler. Burada da şu odunla kahveler öğütülüyor. Havanda dövüldükten sonra kahve çekirdekleri burada öğütüldükten sonra şu şekilde elekten geçirilerek ediliyor. Öğütülmüş, çekilmiş ve kavrulmuş kahve. Bakalım nasılmış şu meşhur Luwak kahvesi, çok merak ediyorum. Şurada görmüş olduğunuz bütün kahve ve çayları denemenin fiyatı 50 bin Endonezya rupisi, yani yaklaşık 3,5 dolar yapıyor. Sadece 3,5 dolara bütün bu bitki çaylarını ve baharat çaylarını deneme imkanı var. Bakalım birazdan kahvelerimiz geliyor. Ben de tadına bakacağım. Vanilya, Hindistan cavizi, ginseng kahvesi, macchiato, mangostin, zencefil çayı, turmeric çayı. Çok merak ediyorum. Yani turmeric zerdeçal. Oldukça faydalı bir bitki kökü. Hatta bazı ülkelerde yaraları iyileştirmek için kullanılıyor. Zerdeçal baharatı ve zerdeçalın asıl o bitkisi. Amerika'da zerdeçal konusunda insanlar kafayı yemiş durumda. Zerdeçala aşırı bir talep var. Aynı zamanda limon çayı varmış. Hepsini deneyeceğiz birazdan. Bakalım tadı nasıl. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size gelenleri. Şu kedinin dışkıladığı kahve çekirdeklerinden elde edilen o meşhur kahve, bitki ve baharat çayları. Kahveler geldi. Birazdan tadına bakacağım. Tabii ki en meşhur, en muhteşem diye anlatılan Luwak kahvesinin tadına bakarak olaya başlamak istiyorum. Şöyle gelmiş, hafif köpüklü. Oldukça keskin bir ilk tadı var kahvenin. Bali adasında gerçekten bu kahveyi ve bu deneyimi yaşayabileceğiniz birçok yer var. Özellikle Ubud çevresinde. Şu anda Uluwatu'ya yakın olduğum için buraya gelmeyi tercih ettim. Buranın adı Lumbungsari House of Coffee. Uluwatu'da bu kahve tadımını ve çay tadımı tecrübesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bali'de yapılması gereken aktivitelerden biri. Kahve ve çay tadımını bitirdim. Şimdi burada kahvelerin hepsinin satıldığı yer olan dükkana geldim. 1 kiloluk Luwak kahvesinin paketi 185 dolar. Oldukça pahalı bir kahve. Bayağı kendisiyle arkadaş olduk. That's good. That's the king that jumps. Şöyle etrafında bu arkadaşlar şu anda fıstık yiyorlar. Bu da kral. Kralı biraz çok kızdırmak istemiyoruz. Çünkü arada vahşileşebiliyormuş. Çok fazla. Arkada bir kıyamet koptu, kavga koptu. Let's finish last one.
don't want to get the king scared. Okay, do I give one by one or? Yes, one is fine. Allah. King is coming. Bali videolarımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.